Evet değerli arkadaşlar, dünden bugüne çok fazla seviyede bir değişik olmadı. Sıralama olarak 600-650 arasında genelde geziyoruz. Kahraman sıralaması olarak da sürekli 400. sıraları zorluyoruz. Fakat bu sefer sağlam bir atak olacak. Çünkü günün görev puanı 400 kahraman tecrübesi. Hammadde alanı geliştirmek kaldı ve macerayı tamamlamak kaldı. Hammadde alanı zaten şu anda geliştiriliyor. Tarla 42 dakika sonra geliştirilecek. Herhangi bir macera çıktığında macerayı göndermiş olacağız. Bir sonraki günün 19.00'ına kadar tamamlamam gerekiyor. Halbuki ben 2 saatte sadece bütün bunları tamamlamış oldum. Belediyeler kurdum. 3 tane köyüm var zaten. Üçüne de belediye kurarak bu görevi rahatlıkla yapıyor oldum. 12 saatlik küçük festival düzenledim. Festivalin bitmesine 10 saat kadar küsur süre kaldı. Fakat bunun bitmesi gerekmiyor zaten. Bastığınız gibi direkt görev işlenmiş oluyor. Onun dışında boş vahalar, natar köyleri, aç arttırmayı boş itemlerle kazandım bu arada. Gittim saçma sapan 3-5 tane şeye girdim. Şimdi onları satmakla uğraşıyorum. Şöyle teklifler deyince zaten atıyorum bu 100 parça 100 coin ediyorsa yeniden 100'e satmış olacağım. Herhangi bir teklif gelmediği için, gelmeyeceği için büyük ihtimalle. Durum böyle olunca ben zarar etmemiş olacağım. Sadece bu görevi tamamlamış oldum. Geri kalan şeyleri zaten yaptık. 20'şer adet 20'li 20'li toplu gruplar halinde yetiştirdim. Onun dışında bir macera kaldı şu anda olmayan. O da zaten birkaç saate geldiğinde yapmış olurum. Ve 400 tecrübeyle kahramanı ilk 300 demeyelim de 350-400 bandı arasında gezdirmeye başlarız sıralama konusunda. Birkaç önceki videoyu izleyenler Ördögök'te sürekli savaşlarımız vardı karşılıklı. Bugün hiç saldırmadım. En son dünkü saldırım şu şekilde gerçekleştirmişti. Şöyle baktığımızda topona yaklaşık 1500 küsür asker kestim savunmada. Saldırıda ise 4013 adet asker kesildi. Yani sadece bu hafta topladığımızda 5500 adet asker karşı tarafın kesildi. Fakat benim daha çok kesildi. Bilginiz olsun. Yapmış olduğum hatalı saldırılar ile hammaddeye bakıyoruz. 687 bin ham madde toplandı. Peki ben otomatik saldırı da yapmıyorum. Hani şu bonus hesabını almadım. Şu 200 altınlık hesabı almadım. Yani toplu minik minik ataklar yapmadan büyük hammaddeleri nasıl kazandım? Şu şekilde. Bu arkadaş sürekli bana saldırırken bir defa kereliğine şu arkadaş bana saldırdı. Üçüncü köye saldırmıştı. Bakalım. Black Sheep. Aynen. Black Sheep isimli arkadaş 470 adet Caesaris, pardon, Acutis Imperatoris'e bana saldırdı. Durum böyle olunca savaş 1'e 2'ye döndü. 1'e 1'di. 1'e 2'ye dönünce ne oldu? Ben de bu sefer bu arkadaşın yan köyleri çok uzakta. Fakat bu arkadaşın yan köyleri zaten hemen yakınlarında. Ben de gün içerisinde defalarca önce casus gönderdim. Baktım ne var ne yok. Asker koymuş mu? Ardından askerleri yollayarak her defasında yaklaşık 20-25 bin arası ham madde toplamış oldum. Sadece burası değil, yan köylerinde de benzerini yaptım. Mesela en sonki saldırımda yaklaşık olarak 12.250 adetlik asker toplamışız. Arada kestiğimiz de oldu. Şu şekilde ufak tefek askerleri kesildi. Bir de buraya mancınıkla saldırmıştık. Fakat o rapor çok eskide kaldı. Önemli değil. Buradaki köyünü sürekli gözetledim. Ne var ne yok diye. 800 tane lejyoner var. Askerini kesmek istemedim çünkü şu anda bana çok lazım olacak. Diğer köyüne de aynı şekilde saldırarak gerekli yağmalarla bu köyden bugün belki de 200 bin adetlik ham madde toplamış oldum. Ana köyüne de bizim birliğin lideri gözetleme attı. Büyük ihtimal saldırı olmadı. Sadece gözetlediler ne var ne yok diye. Büyük ihtimal buradan da bir korktuğu için bugün bana mesaj attı. Şu şekilde. Umarım her şey iyidir demiş. Temsilcimin sana saldıran kişi olduğunu söylemiş. Kendisi değil temsilcisinin. Daha sonra zaten temsilcisinin aynı birlikteki kişi olduğundan bahsetmiş. Burada da istersen barış yapabiliriz demiş. Askerlerimi
Village'lara çekmiş, yani köylerine çekmiş. Yani demiş, sen beni yavaşlatıyorsun. Bu da benim için önemli bir problem olmadığını söylemiş. Yani bu şekilde sadece ham madde toplayarak. Umarım arkadaş kalabiliriz diyerek mesajı bitirmiş. Ben de biraz daha düz bir yazıyla temsilcine söyle bana saldırmayı kessin ve benim kapana kısılan askerlerimi geri göndermesi gerektiğini söyledim. Henüz bir cevap gelmedi. Bu mesaj okundu. Çok da bir asker yok aslında kapana kısılmış olan. Şöyle baktığımızda, şöyle genel bakıştan baktığımızda bu birinci köyden kapana kısılmış asker yok. Fakat ikinci köyden yaklaşık olarak 142 lejyoner, 148 emperyan kapana kısılmış durumda. Onun köyünde kurtarılmayı bekliyor. Üçüncü köyde zaten doğru düzgün saldırılar yapmadığımız için yok. Bakalım sonuç nasıl olacak? Bizi duraksamaya uğratan bu saldırıların arkası kesilecek mi? İlerleyen günlerde cevaba göre göreceğiz. Bu arada saldırılar, mesela ben sürekli onun vahasına saldırarak ana köyünden ham madde çeker oldum. Diğer arkadaşın da öyle, Ördögök'ün de öyle. Fakat ben şu iki vahayı boşa çıkardım çünkü benim vahalarıma saldırıp durmasınlar. Saldıracaklarsa sadece 3 köy bulunsun ve bu onlar için biraz daha tehdit olacaktır köye saldırmak. Ortama barış geldiğinde tarla vahalarını zaten geri alacağım. Aynı zamanda büyümemiz hız kesmeden devam edecektir. Evet değerli arkadaşlar, yorumunuz nedir? Buradaki barış anlaşması sahte midir? Sahte ise ben kabul etsem bile acaba ne kadar süre barışık kalabiliriz onca kayıptan sonra? Bir sonraki bölümlerde, bir sonraki videolarda bunu tecrübe edinmiş olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın.